Evet arkadaşlar, şimdi İzmir'de bu menfur deprem olayı yaşandı, meydana geldi. Her geçen gün ve saat can kaybımız artmakta. Şimdiye kadar hani yaralı sayısı artıyordu. Şimdiden sonra can kaybı artmakta. Bundan sonra hani canlı kurtarma, canlı çıkarma mucizesi de artık imkansız hale gelmiş durumda. Burada ben bütün Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türkiye vatandaşlarına, Türkiye'de yaşayan bütün herkesin başı sağ olsun ve geçmiş olsun dilekleriyle videoma başlıyorum. Çünkü çok üzücü bir durum. Bugün onların başına, bir başka gün başkasının başına, bir başka günde bizim başımıza gelebilir. Çok üzücü bir durum, çok üzücü. Asla böyle bunları hani hafifletip veyahut da sıradan bir olaymış gibi görüp de bunu yorumlayamayız. Çok ağır bir durum gerçekten yani. Tarifi mümkün olmayan bir şey. Sanki ben de oradaymışım gibi yaşadım neredeyse. Yani televizyonlarda o kadar görünce insan çok üzülüyor. Şu burada söylemek istediğim bu menfur olay yaşandı ama CHP kanadından hemen bu olay yaşanır yaşanmaz herkes görüyor ki bunun çirkin tarafını üstlenerek siyaset malzemesi yapıp yetkili bakanları veyahut da meclisi, parlamentoyu, cumhurbaşkanına varıncaya kadar böyle hakaretler, böyle iftiralar ve suçlu arayışı içerisine girdi CHP'liler. Bu hiç de doğru bir şey değil. Şimdi hukukçuyum diyerekten hani Sezgin Tanrıkulu, CHP'nin milletvekili biliyorsunuz. Birkaç dönem öncesinde diyor, yani birkaç sene öncesinde diyor. Hiç diyor araştırma veyahut da bir hani bilir kişi bir denetime tabi tutulmadan diyor imar barışı denilen bir proje çıkartıldı diyor. Bunun neticesinde herkese diyor tapular verildi. Burada diyor parlamento suçlu ve hükümet dolayısıyla cumhurbaşkanı suçlu diye daha sıcağı sıcağına suçu Erdoğan'a yüklemeye çalışıyor. Ama akıllı bir insan şunu çok basit bir şekilde anlar. İmar barışından bakın biz de yararlandık. İmar barışından bir sürü insan yararlandı ama bu imar barışının depreme hiçbir faydası veyahut da zararı yok. Bu sapsaçma bir şey. Akıllı bir insan kesinlikle bunu anlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Benim kendi akrabamda söyleyeyim. Bir iki tane teyzem var. Aynı sokakta oturuyor. Aralarında bir ev var. Birisinin parası yoktu. İmar barışından yararlanamadı. Birisi imar barışından yararlandı. İkisinin de üçer dörder katlı binası var. Birisi imar barışından tapusunu eline aldı. Gitti başvurdu. Tapuyu eline aldı. Öbürküsü de almadı. Şimdi deprem oldu diyelim. Aynı İzmir'de deprem oldu. Ev uçtu. İmar barışından yararlanan kişi tapuyu eline aldı ya. O zaman bunun tapusunu devlet verdi. Bilir kişi atamadı diye. Suçlu devlet mi oldu? Öbürküsü de yıkıldı. Tapusuz olan da yıkıldı. Sanki şöyle bir şey var. Tapusu olan, tapuyu almış olan oturma iznini aldı, evin içine girdi, oturuyor. Erdoğan yani AK Parti bu yüzden suçlu. Tapısı olmayan o gecekondu sayılan hala oturamıyor. Evin içinde oturma izni yok. Anında yıkması lazım dermiş gibi. Saçma sapan bir şey. Ya tapısı olan da oturuyor, tapısı olmayan da oturuyor. Dün kaçaktı, bugün normal imar barışından yararlanıp tapuyu aldı. Öbürküsü parası yoktu, alamadı, hala kaçak. Onu kimse de yıkamaz. Elektriği var, suyu var, doğalgazı var, aboneliği var, kiracısı var, oturuyor. 20 senedir oturuyor. Bundan 30, 40, 50 senede, 100 senede oturacak. Arsa kendisinin kaçak yapı ama yıkamaz devlet. Böyle bir izin de yok. Ne alaka yani? İmar barışını devlet verdi. Suçlu devlet. Katil parlamento, cumhurbaşkanı. Çok saçma bir şey. Bunu hiçbir bakan, hiçbir siyasetçi çıkıp da açıklamıyor. Ben buna çok abes buluyorum yani çok saçma bir şey ya. Bunların böyle çürük basit ne diyor belirsiz bir tezleri var. Bunu neden çürütemiyorlar yani? Bu sıradan bir şey ya. Sıradan bir şey. İki tane komşu, ikisi de biri imar barışına başvurmuş, biri başvurmamış. Ama yıllardır ikisi de evin içinde oturuyor yani. Birinin ruhsatı var uçmuş, birinin ruhsatı yok uçmuş. Ne fark eder kardeşim? Saçma sapan. Ayrıyetten Gürsel Tekin bir tweet atmış. Kamu binası yıkıldı, valilik yıkıldı. Arkasından kamu binasında ve valilikte yıkılma olmadığını açıklama yapılınca ben onu gazetecilerden duydum da orada bilmem ne haberlerden, spikerlerden şuradan buradan. Ya yalan olduğunu kendin iftira attın. Niye millet üstüne ben oradan duydum, buradan duydum diyorsun. Yalan zaten kendi yalanın. Ayrıyetten gerçekten de hadi diyelim uçtu. Vali binası ve kamu binası. Deprem kardeşim devletin yapısı uçmayacak. Hayatta uçamaz. Devlet
Allah demek değildir ki. Ne demek yani? Vali binası da uçar, kaymakam da uçar, Beştepe de uçar. Hepsi uçar kardeşim. Allah isteyince hepsini yerle bir yapar. Ne alaka yani? Uçtu, yerine yenisi yapılır. Nereye varmaya çalışıyorsunuz? Ama işte saftirik insanlar bunların saftirik politikalarına inanıp bunların arkasından gidiyorlar. Kardeşim, karşınızdaki güç bir devlet değil. Allah isterse hepsini yerle bir yapar. Kamu binası uçmuş deprem. Uçtuysa uçtu. Uçmamış ama. Uçmadı. Ha, sevinelim artık. Uçsaydı üzülecek miydik? Dükkanın kapısını, yani Türkiye Cumhuriyeti'ne kilit vurup başka bir ülkeye mi gidecektik? Ne yapacaktık uçsaydı kamu binası? Yerine yenisini yapacaktık. Ne saçma bir şey ya. Çok basit şeylerin arkasına saklanıp bu Türkiye Cumhuriyeti'nden oy alma, devşirme çabaları içerisindeler. Ama ne yazık ki bunlara da oy veren Türkiye Cumhuriyeti'nde bunlara inanıp oy veren asalaklar var yani. Bunların böyle basit, sıradan, hiç ne video belirsiz siyasetine oy veren insan var ya. Fox TV'de sabahlara kadar bunu tartışıyorlar. Yalan. Evet, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki analiz videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.